Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. haftanın öne çıkan, üst sıraları ilgilendiren kritik karşılaşmasında Gaziantep'teyiz. Gaziantep Basketbol Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlıyor. Mücadele birazdan start alacak. Şu anda iki takım anons ediliyor ve karşılaşmaya birazdan başlayacağız. Yoğun bir takvim. Bugün 7 farklı mücadele var. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi heyecanında gerçekten güzel mücadeleler de bizlerle oldu şu ana kadar. Ve hemen sizlere o karşılaşmaları aktarmış olalım. Dün iki mücadeleyle başladı. Bornova Belediyesi Karşıyaka Çayırova mücadelesinden Çayırova 89-80 galip ayrıldı. Balıkesir final mücadelesindense final 85-74 galip ayrılmayı başardı. Bugün 3 mücadele tamamlandı. Sigortamnet Konyaspor'u 90-64 mağlup etti. İkinci yarıda rakibine sadece 18 sayı izni verdi. Ev sahibi takım ve liderlik yarışında önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe Koleji Novotel Ogemi Ormanspor'u deplasmanda 79-70 mağlup etti. Son bölümleri nefes kesen mücadelede de Esenler Erokspor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 85-80 geçmeyi başardı. Şu anda Gölbaşı Belediyesi Tedankara mücadelesi, Gölbaşı Belediyesi Tedankara Kapaklı mücadelesi devam ediyor. İkinci yarı birazdan başlayacak. Saat 17'de Pizzer Azaren MK Ankara Gücü İkon Menkul'le karşılaşacak ve saat 20'de Semt 77 Yalova Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbolu ağırlayacak ki önemli bir mücadele. Sigortamnet'in kazandığı haftada artık liderlik yarışı çok ama çok kızışmış durumda. Gelelim Gaziantep ve Mersin takımlarına. İlk olarak Mersin'den başlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 maçta 23 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. 53 puan toplayarak 3. sırada yer alıyorlar. Son 13 maçın tamamını kazanarak buraya geldi Mersin. Bu mücadelenin içerisinde geçtiğimiz hafta lider Semt 77 Yalova'ya karşı aldıkları 77-66'lık galibiyet de var. Son mağlubiyetlerini ise 17. haftada Çayırova'ya karşı almışlardı 96-94'lük skorla. Gaziantep basketbolsa 30 maçta 20 galibiyet 10 mağlubiyet aldı ki bu 10 mağlubiyetin 5'i son 7 maçta geldi. 4. sırada yer alıyor. Topladığı 50 puanla Gaziantep basketbol üst üste kaybettiği 5 mücadelenin ardından son 2 haftada Ankara Gücü ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Gaziantep basketbol takımı bakalım bugün nasıl bir heyecan bizlerle olacak hep birlikte göreceğiz. Birazdan ekranlara ilk beşler de gelecek. İlk beşler üzerinden de sizlerle maçı konuşmaya devam edeceğiz. İki takımın önümüzdeki hafta oynayacağı maçlara bakalım. Gaziantep Basketbol 6 Nisan Cumartesi günü saat 13'te Alagöz Holding Iğdır Basketbol deplasmanına gidiyor. Mersin ise 8 Nisan Pazartesi günü Sigortamnet'le karşı karşıya gelecek. Gerçekten belki de sezonun en kritik mücadelelerinden biri. Sigortamnet adına da Mersin adına da Sigortamnet bugün Semt 77 Yalova'nın kaybetmesi durumunda belki de şampiyonluk maçına çıkacak. Mersin karşısında çok ama çok önemli bir mücadele olacak. Artık son 4 haftadayız. Dördüncü hafta bugün saat 20'de Yalova Alagöz Holding Iğdır mücadelesiyle noktalanacak. Ve önümüzdeki haftayı iple çekeceğiz. Bu sezon çok ama çok yoğun ve keyifli bir lig var. Normal sezon takviminde Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi heyecanında. İki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Gaziantep Basketbol'da Emir Arda Sivas. Genç milli oyuncumuz uzun bir aradan sonra kadroya dahil oldu geçtiğimiz haftalarda ve bugün de yine kadroda olacak aynı zamanda. Şimdi ekranlarınıza da geliyor, ilk 5 olarak da mücadeleye çıkıyor. Emir Arda Sivas, Marius Watson, Emir Arda, Erkin Şenel, Koray Çekici ve Duşan Cantekin Gaziantep'teki ilk 5. Mersin cephesine baktığımızda ise ilk 5'te Gerald Simmons, Can Berkkuş, Berkay Sinirlioğlu, Gökhan Yazıcıoğlu ve Ramazan Tekin var.
İki takımın ilk beşi de ekranlarınıza geldi. Karşılaşma için her şey hazır. Güzel bir atmosferde keyifli bir karşılaşma bekliyoruz. Son taktikler gerçekleştiriliyor. Gaziantep Basketbol yavaş yavaş parkeye doğru adımlıyor. Diğer tarafta Mersin'de son taktikleri, son tiyoları alacak. Onlar da parkeye doğru adımlayacaklar. Bizler de mücadelenin hakem triyosunu iletelim sizlere. Karşılaşmayı baş hakem Sayın Mehmet Ozan Çakar, yardımcıları Sayın Ahmet Kemal Ligilli ve Sayın Benhur İrcel hakem üçlüsü yönetiyorlar. Hakemlerimize de hakem şansı diliyoruz. Her karşılaşma olduğu gibi bu karşılaşmada da mücadelenin federasyon temsilcisi ise Sayın Veysi Oruk. Onu da anmış olalım buradan. Gaziantep takımı parkede. Mersin takımını bekliyoruz artık. Mersin takımı son ana kadar bekledi ve şimdi parkeye doğru adım atıyor. Can Sevimli öğrencileri. Ligin ilk devresinde 14. haftada 10 Aralık Pazar günü oynanan mücadeleyi Gaziantep Basketbol deplasmanda 86-77 kazanmayı başarmıştı. Bugün bakalım Gaziantep Mersin mücadelesinde aynı sezonda 2 galibiyet alabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Mersin çok iyi bir seri yakaladı. Lideri de geçen hafta mağlup etmeyi başardı. Onlar için de önemli bir mücadele. Bakalım bu heyecanda neler izleyeceğiz. Mersin takımı da parkeye geldi. Duşan Cantekin, Ramazan ikilisi hava atışı için orta noktada. Tamam işaretini bekliyoruz. Şimdi o tamam işareti geldi. Ahmet Kemal Digilli'den. Mehmet Ozan Çakar ilk hava atışını gerçekleştiriyor. İlk hücum ev sahibi Gaziantep Basketbol'dan olacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bendeniz Mehmet Antep, mücadelenin anlatımında sizlerleyim. Keyifli seyirler. Emir Arda'nın pası Koray. Penetre etti. Çıkardı Marus Watson. Watson verdi pasını Emir Arda. Üç sayılık atışına yöneldi. İsabetli değil. Rebound mücadelesi Gökhan'da kalıyor. Canberk taşıdı topu rakip yarı sahaya. Berkay taşıdı, düzeltiyorum. Şimdi Ramazan. Gary Simmons, Emir Arda savunmasında. Ramazan'la ikili oyun. Ramazan Berkay'ı buldu. Şimdi Gary Simmons. Gökhan Yazıcıoğlu iyi pas yaptı Mersin. 3 sayılık isabetle başlıyor konuk ekip. Topu çok güzel dağıttı Mersin takımı. Gökhan Yazıcıoğlu'nun isabeti. Karşılaşmanın ilk sayıları gelmiş oldu. Marius Watson. Duşan geldi perdeye. Marius Watson iki kişiden sıyrılmak isterken ayakla müdahale kararı. Hücumu devam edecek Gaziantep Basketbol'un. Emir Arda.
Koray Perde'de Emir Arda Sivas sol forvete yöneldi. Emir Arda'nın üçlüğü bu da kaçtı. İki denemeyle başladı Emir. İsabetler çıkmadı o noktada. Marius Watson savunmada Berkay topu taşıdı. Canberk. Gary Simmons perdelerden çıktı aldı topu. Emir Arda yakın savunuyor. Gökhan'ın perdesi. Gökhan hemen içeriye doğru yöneldi. Ramazan. Şimdi Ramazan'la ikili oyun. Pası Canberk'e. Canberk Kuş sağına çekti. Canberk Kuş bitiriyor. Önce Çember, sonra Panya, ardından sayı geldi. Canberk Kuş'un isabeti. 5-0 ile başlıyor Mersin. İlk 1,5 dakikalık dilimde. Marius Watson. Watson soluna vurdu topu. Orada Duşan iyi pozisyon oluşturdu ve Gaziantep basketbol adına açılışı yapan isim Marius Watson oldu. Berkay. Ramazan dışarıda topla buluştu. Canberk perdelerden çıkamadı. Erkin yakın savundu onu. Marius Watson faul yapan isim. Erkin Berkay Sinirlioğlu'na. Geçtiğimiz hafta çok etkili bir performans ortaya koydu Erkin Şenel. Berkay. Gary Simmons. Yine Ramazan'ın perdesi Emir Arda savunmasında. Gary Simmons Gökhan'ı gördü. Gökhan Yazıcıoğlu çıkardı. Ekstra pas. Gary Simmons boş kaldı. Emir yetişmeye çalıştı ama Gary Simmons'ın üçlüğü geliyor. Marius Watson top kaybı geldi. İki kişinin arasından sıyrılmaya çalıştı Marius Watson. Top kaybı. Şimdi Canberk baseline'e yöneldi. Canberk'in pası iyi noktaya. Gökhan Yazıcıoğlu bitiremedi. Topa son dokunan isim Ramazan diyor mücadelenin hakemi. Hücumda olacak Gaziantep. Emir Arda Sivas. Koray'dan Erkin'e. Duşan içeriye yöneldi. Marius Watson. Tekrar Erkin. Duşan'ın yine perdesi var. Marius Watson aldı topu. Watson girdi içeriye. Tekrar Erkin'i buldu. 5 saniye var. Fake'ine cevap aldı Erkin Şenel. 3 sayılık atış. İsabet yok. Güzel oluşturdu o pozisyonu ama isabeti bulamadı. Bir kez daha faullüdü. 3 dakika geride kalmak üzere. İlk çeyrekte. Gary Simmons topu oyuna sokacak isim. Can Sevim'in çizginin gerisinde olmasını istedi mücadelenin hakemi. Berkay. Gary Simmons. Çıktı perdeden aldı topu. Yine Emir Arda savunmasında. Berkay iyi noktaya yerleşti. Berkay 3 sayılık atışı. Faulüdü. Yay gerisinde Marius Watson'ın savunması faulüdüğünü getirdi. Berkay 3 serbest atış kullanacak. ...14 maçta görev aldı... ...1994 doğumlu oyuncu Berkay... ...ilk atışı isabetli... ...10 sayı... ...3 rebound... ...5 asist ortalaması ve 59'da 45... ...serbest atış şu ana kadar... ...Berkay sinirli olduğundan... ...ilk atışını da isabete çevirdi... ...2'de 2 çıkardı... ...Berkay şimdi... ...son atışını da yapacak... ...Marius Watson halen... Diyalog halinde mücadelenin hakemi Ben Hürriyecel'le. Berkay'dan hata gelmedi. 3'te 3. 11-2. 3 dakika sona ererken 9 sayılık farkı oluşturdu Mersin Büyükşehir. Marius Watson. Marius Watson zorladı pozisyonu. Marius Watson isabet yok. Topa son dokunan o noktada Ramazan. Hücumu devam edecek Gaziantep basketbolun. Marius Watson şimdi topu oyuna soktu. İyi girdi Emir Arda içeriye. Faulü de alıyor.
İki atış kullanacak Emir Arda Sivas. Dördüncü maçı Emir Arda'nın. 3 maçta ortalamayı da yakaladı. 4.6 sayı, 1 rebound, 2 asist ortalaması, 10'da 7 serbest atış. Burada da 2'de 2 geldi Emir Arda'dan. 2005 doğumlu oyuncu. Genç bir kadrosu var Gaziantep'in. Basketbol Gençler Ligi'nden tanıdığımız, izlediğimiz oyuncular aynı şekilde alt yaş kategorilerinde milli takımımızda da forma giyiyorlar. Gerald Simmons sağ dipten üçlü yolladı. Emir Arda savunuyordu. Gerald Simmons bir üçlük daha çıkardı. Köşeye pas Emir. 14-4 fark. İlk periyodun ilk 4 dakikalık diliminde çift taneye çıktı Koray Çekici. Gökhan Yazıcıoğlu ile birebiri. Koray basket, bir de faulü buldu. Koray Çekici. Bir de serbest atış gelecek Koray'dan. Atış kaçtı. Rebound mücadelesinde de top Canberk'te. Gerald Simmons. Simmons hızlı getirdi. Gerald Simmons hücum faulüdü. Ahmet Kemal Digilli faulü gösterdi. Atış geçersiz. Gerald Simmons'ın hücum faulü yaptığını belirtiyor. Beş dakika 40 saniye var. İlk çeyreğin sonuna. Hücumda şimdi Gaziantep. Erkin'in pası. Koray ayağı çizgide iki sayılık atış. İsabetli değil. Rebound isabetli. Düzeltiyorum. Orada çemberden sekti gibi geldi. İsabeti buldu Koray. Gökhan. 14-8. 4-0'lık bir seri geldi Gaziantep'ten. Gökhan Yazıcıoğlu. Gökhan Savo Forvet'e bir adım vurdu. Gökhan Yazıcıoğlu son haftaların en etkili isimlerinden, en istekli isimlerinden biri Gökhan. İkinci üçlüğünü yolladı Mersin'de. Mars Watson. Watson birebir. Faul düdüğü çıktı o noktada. Berkay'ın faulü. Mersin'in faul hakkı sona erdi böylelikle. Roland Freymanis oyuna dahil oluyor. Duşan kenara geldi Gaziantep'te. Marius Watson. Roland Freymanis perdedeydi. Şimdi ona pas. Tekrar Marius Watson. 5 saniye kaldı. Tepeden üçlüye yöneldi Marius Watson. Üçlü yolluyor. İsabeti buluyor. 5. sayısı. 17-11. Takımı adına açılışı yapmıştı Marius Watson. Tekrar skor bulmayı başardı. Son 4.5 dakika. Hücum faulüydü. Bir hücum daha. Bir hücum faulü de Deniz Çelen'den. Gökhan Yazıcıoğlu kenarda Canberk'le birlikte. Kaptan Yiğitcan oyuna dahil oldu. Düzeltiyorum. Akın Kandemir oyuna dahil oldu. Ataturgut oyunda, Deniz Çelen oyunda. Ataturgut'un ilk maçı aynı zamanda 2000 doğumlu oyuncu. 3 sayılık bir isabet daha. Freymanis oyuna girdi, yolladı üçlü. 17-14. Gerald Simmons. Deniz topu elinden kaçırdı. Top kaybı.
Itonan oyuna dahil oluyor Gaziantep'te. Bu da sezonun önemli isimlerinden Gaziantep adına. Emir Arda. Son 4 dakikaya girdik. Marius Watson. Reymanis içeriye devrildi. Marius Watson Yiğit'i buldu. Yiğit Onan. Yiğit. Birebiri oynadı. Şimdi Emir'e çıkardı. Emir'den nefis pas indi içeriye. Koray çekici sol eliyle tamamlıyor. Farkı 1'e kadar indirdi. Mersin karşısında Gaziantep. İyi bir pas çıktı. 3 sayılık atış. Sağ dipten isabetli değil. Gerald Simmons zıpladı ama isabeti bulamıyor. Atanın üçlüğü gelmişti. İsabet gelmedi. Sonrasında da bir top kaybı. Emir Arda kenarda. Ev sahibi takımda. Onun yerine İbrahim Ethem oyuna dahil oldu. Berkay. Bir sayılık fark. Berkay iyi getirdi topu. Berkay ama faulüydü. Koray el gösterdi hemen. Koray'ın faulü. İki atış gelecek. Erkay Sinirlioğlu çizgide şimdi. Tempo düştü oyunun bu bölümünde. Gaziantep basketbol üst üste sayılarla farkı 1'e kadar indirdi. Seriyi yakaladı. Ardından iki pozisyonda Mersin biraz sakinleştirdi oyunu. Berkay'ın ilk atışı yine isabetli. Seriyi noktalıyor böylelikle Mersin. İkide iki, 5 sayıya kadar ulaştı çizgiden bulduğu isabetlerle Berkay Sinirlioğlu 19-16. Son 3 dakikaya ilerliyoruz. İbrahim Ethem topu oyuna soktu. Marius Watson. Yiğit Onan. Yiğit hemen baseline'a döndü. Yiğit müdahale faulü getiriyor. Bu kez de Yiğit Onan çizgide. İlk atışı isabetli olmadı. Yiğit'ten 2'de 0. İyi bir koşu Berkay'dan. Çok da güzel bir asist Canberk. Üst üste sayılar Mersin'de. Farkı 5'e çıkarmış durumda. Şimdi Yiğit Onan bir kez daha faullüdü. Canberk yine. 2 serbest atış gelecek Yiğit Onan. Az önce 2'de 0 attı. Şimdi tekrar çizgide Yiğit. ...21 maçta görev aldı. O da sezon başında sakatlığı vardı Yiğit Onan'ın. 15 sayı, 8 rebound, 3 asist. Yiğit Onan'ın 27 dakika ortalamayla bulduğu istatistikler. 76'da 62 serbest atış. Şu ana kadar Yiğit Onan'dan ilk atışında 2'de 0 gelmişti. Bu kez ilk atışı isabetli. Yiğit'ten 2'de 2.
Atanın pası. Şimdi dışarıya çıktı top. Deniz şut kullanmadı. Deniz fake'ine cevap aldı pası. Ata'ya top dışarıya çıkartılmak istenirken faul düdüğü. Üst üste gelen düdükler. Son 2.19 değerli basketbol severler. İlk periyotta. İki serbest atış gelecek. Mersin'de Ataturgut'tan. İlk atışı isabetli değil Ata'nın. St. Rose'da 29 maçta ortalama 29,5 dakika oynadı. 12.4 sayı ve 5.7 rebound ortalamasıyla mücadele etti Ata. 2'de 1 ilk sayıları Mersin formasıyla Ataturgut'un. Marius Watson. Tekrar topu aldı. Pas arası geliyordu. Marius Watson 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Watson birebir oynadı. Marius Watson iyi gitti çembere. 22-20. Son 2 dakikaya girdik. Hücumda şimdi Mersin. Deniz Çelen Gökhan'ı buldu. Gökhan'dan Berkay. Berkay Sinirlioğlu üçlüye yöneldi. Gökhan pozisyonu oluşturunca Berkay Sinirlioğlu'nun üçlü. Çift taneye çıktı Berkay. 25-20. Rollins Feymanis. Feymanis müdahale var. Hücumu devam edecek Gaziantep'in. Marius Watson topu oyuna sokacak isim. Yiğit Onan kendisini göstermişti. Şimdi pas Koray. Koray çekici yerde kaldı. 10 saniye var. Marius Watson. Yine birebir kaldı. Marius Watson 2 sayılık atış. Bunda da isabet var. Marius Watson alev alev. Bir tarafta Berkay. Bir tarafta Marius Watson. 9 sayıya ulaştı Watson. 25-22. Son 1 dakikaya ilerliyoruz. Gökhan. Gökhan döndü. Gökhan hatalı yürüme. Top kaybı. Gera Simmons tekrar oyuna dahil oldu Mersin'de. Son 56.8. Berkay Sinirlioğlu kenara gelen isim. Marius Watson. Farkı iyice azaltma fırsatı tekrar Gaziantep adına. Watson. Koray'ın perdesi. Şimdi pas. Etem. İbrahim Etem zorladı pozisyonu. Etem'in atışı kaçıyor. Gökhan reboundu çekti. Gerald Simmons. Süreyi de kullanıyor Gerald Simmons. Perde geldi o noktada. Akın'dan. Tekrar Gerald Simmons top halen kendisinde. Tepeye vurdu topu. 3 sayılık atış. Gerald Simmons. Yine buldu isabeti. 9. sayısını kaydetti Gerald Simmons. Son hücum şimdi Gaziantep'te. İlk periyotta 8 saniye. Marius Watson çok rahat. Çok rahat Marius Watson. 3 saniye, 2 saniye. Gerald Simmons orta sahadan yolladı. İsabet yok. Marius Watson çifthaneye çıkarak ilk devreyi, ilk periyodu noktalıyor. 28-24 ile Mersin çifthane farka kadar gitti. İlk çeyreği 4 sayılık avantajla kapattı. Şu ana kadar çifthaneye çıkan 2 isim var. 10 sayıyla Berkay Sinirlioğlu ve 11 sayıyla Marius Watson. İkinci çeyrekte tekrar sizlerleyiz.
28-24'lük skor. Gaziantep'te canlı yayınımız devam ediyor değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi heyecanında üst sıraları ilgilendiren önemli bir mücadele. Mersin ilk çeyreği 28-24 ile önde kapattı. Çift taneye kadar çıkardı farkı Mersin takımı. Gaziantep Marius Watson'ın önderliğinde geriden gelmeyi başardı. Beraberliğe çok yaklaştı. Bakalım ikinci çeyrek nasıl devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Akın topu oyuna sokacak isim. Gerald Simmons. Dokuz sayıda Gerald Simmons. Top kaybı geldi bu arada Emir Arda. Emir Arda Sivas gitti çembere, atışı kaçıyor. Sert bıraktı biraz Emir Arda, yine top onda kaldı. Şimdi çıkarıyor Erkin'e. Ramazan iyi noktaya çıkaramadı pasını. İçeriye devrildi. Duşan iyi kontrol, sonrasında da tamamlıyor. Gerald Simmons ikinci devreye, ikinci çeyreğe iki sayı bularak başladı Gaziantep. Topu kaptıktan sonra.
salonda yaşanan teknik arızanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk devrede son 18.2 saniye artık ve 49-49'a gelmiş durumda skor. Gaziantep ilk kez öne geçmek üzere mücadelede ilk faulü yaptı. Gaziantep'li oyuncular, bir faul hakkı daha var ev sahibi takımın. İbrahim Ethem faulü yapan isimde. Turan da oyuna dahil oldu. Berkay. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Gerald Simmons. Bir faul düdüğü daha çıktı. Akın. Faul hakkı kalmadı Gaziantep'in. 4 saniye, 3 saniye. İçeriye penetre Akın'dan. Basket, bir de faul geliyor Akın Kandemir. 1.3 kala Akın Kandemir basket faulü buldu. Bir de serbest atış kullanacak. Hasan Emir Gökalp'in de faulü itirazı var bir yandan. Atış sonrası 1.3. Akın Kandemir takımını önde götürmek üzere devre sonuna. Gaziantep'li oyuncular erken dahil oldu oyalı alana. Atış tekrarlanacak. Tekrar Akın Kandemir kullanıyor. Bu kez isabetli. Ufuk basını aktardı. Araya girdi. Son anda atışta geldi ama isabet gelmiyor. 52-49'da ilk devreyi önde kapatan taraf Gaziantep basketbol deplasmanında Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. İlk yarıda en skorer oyuncu Marius Watson. 22 sayılık performans, 4 asist, 1 reboundu var. Çifthaneye çıkan bir diğer Gaziantep'li oyuncu 12 sayıyla Koray Çekici oldu. 4 rebound, 3 asisti var onun da. Mersin cephesine baktığımızda 3 farklı oyuncu çifthaneye çıkmış durumda. 14 sayıyla Gerald Simmons, 4 asisti var. Ve 10'ar sayıyla Berkay Sinirlioğlu ve Gökhan Yazıcıoğlu. İkinci yarıda yeniden sizlerle olacağız. Türkiye Basketbol.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep'te ilk yarı 52-49 Mersin'in üstünlüğüyle geçilmişti. Konuk ekip ilk yarıda farkı çift taneye kadar çıkardı. 10 sayıya kadar ulaştı fark. Beraberliği sağladı Gaziantep. Hiç öne geçemedi ev sahibi takım ama oyunun içerisinde kalmayı ilk yarı boyunca başardılar. Bakalım ikinci yarıda bu heyecan nasıl devam edecek? Tam 22 sayı buldu Marius Watson. %71 saha içi isabetli enfes bir performans. Onun dışında çifthaneye çıkan Gaziantep'li oyuncu da Koray Çekici 12 sayı buldu Koray. Diğer tarafta 14 sayıyla Gerald Simmons. En skorer oyuncu Mersin adına Berkay ve Gökhan'ın da 10'ar sayı bulduğunu görüyoruz. Bench'ten de 9 sayıyla Hüseyin Akın Kandemir'in etkili performansı var. Günün diğer maçı da noktalandı. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejciler Kapaklı Spor'u 91-80 mağlup etmeyi başardı. Evinde başkent temsilcisi önemli bir galibiyet almış oldu. Kapaklı'ya karşı en skorer oyuncu da 24 sayı bulan iki isim. Devin Myers Gölbaşı adına, Troy Franklin Jr. da Kapaklı adına 24'er sayı kaydettiler. O mücadeleyi de tamamlamış olduk. Saat 17'de başlayan Pizzal Azza'yren MK Ankara Gücü İkonmenkul mücadelesi de devam ediyor. 6-5 Pizzal Azza'nın üstünlüğü var. İkinci yarı için her şey hazır. İki takım daha benchlerinde son hazırlıkları, son taktikleri gerçekleştiriyorlar. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Bugünün son maçı saat 20'de başlayacak değerli basketbol severler. Semt 77 Yalova Spor, Alagöz Holding Iğdır Basketbol ile karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi de naklen takip edebilirsiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalı üzerinden o mücadelede sevgili Hasan Özütlü'nün anlatımıyla sizlere ulaşacak. Onu da belirtmiş olalım. Gaziantep takımı parkede, Mersin takımını bekliyoruz. Şu ana kadar sonuçlanan mücadelelerle Sigortam.net maç fazlasıyla liderlik koltuğunda. 26 galibiyeti 5 mağlubiyeti var. Yalova bugün 31. hafta mücadelesini oynayacak bahsettiğimiz gibi. Mersin Büyükşehir Gaziantep mücadelesinden Gaziantep galip çıkması durumunda üçüncülük fırsatını koruyacak. Bu mücadelede Mersin galip gelirse de elbette ikili averajın da önemi var ama İkili averajda da rakibini geçerse üçüncülüğü garantileyecek bu sezon. Ve ikinci yarıya ev sahibi takımın hücumuyla başlıyoruz. İki takıma bir kez daha başarılar. Keyifli seyirler. Remanis. Yiğit Onan pozisyon almaya çalıştı. Koray 2-7 numaranın mücadelesinde şimdi Yiğit topla buluştu. 7 saniye kaldı Yiğit. Yiğit Onan en köşeyi gördü. Erkin Şenel 4 saniye kala 3 sayılık atışı isabetli değil. İlk hücumunda doğru şutu buldu ama isabeti bulamadı. Ev sahibi. Yerde kalan bir Mersinli oyuncu var. Akın ayakta, herhangi bir problemi yok deniyor şu an kendisini. Sekerek de olsa evet kenara geldi Akın. Müdahale gerçekleştirilecek. Hücumda şimdi Mersin. Gerald Simmons topu oyuna sokuyor. Mahkum
Miles Watson savunmadaydı. Berkay'dan Gökhan. Tekrar Gerald Simmons. Berkay. Deniz içeriye doğru yöneldi. Şimdi Gerald Simmons'a doğru. Orada Ata da vardı arkada. Miles Watson girdi araya. Turnike. İsabetli. Erkin Şener'in sayısı. Farkı 1'e indirdi Gaziantep. Berkay iyi penetre etti. Turnikesi kaçıyor. İlk kez öne geçme fırsatı Gaziantep adına. Marius Watson. Watson faulüdü. Yerde bir faul kararı var. Atış geçerli değil. Hücumu devam edecek Gaziantep'in. Yiğitonan iyi taşıdı topu. Gökhan'ın üzerinden atış kaçtı. Ardından tipledi. Orada Erkin yine bitmedi pozisyon. Öne geçme fırsatını yine değerlendiremedi Gaziantep. Gerald Simmons. Üçüncü çeyrekte 1,5 dakika geride kalıyor. Gerald Simmons. Penetre etti Gerald Simmons. Tekeliyle atış bitmedi. Topu tipledi Koray. Takımına kazandırıyor. Yeniden ilk kez öne geçme fırsatı Koray ama atışta isabet yok. İki serbest atış kullanacak. İlk atışı isabetli Koray. Koray'dan 2'de 2 geldi çizgiden ve Gaziantep ilk kez öne geçiyor değerli basketbol severler mücadelede. Ata zorladı pozisyonu. Panyalı atış denedi isabetli değil. Rebound mücadelesinde top Gökhan'a sekiyor. İçeriye indi top. Deniz. Yiğiton'un faul yaptığını belirtiyor. Mücadelenin hakemi. Henüz skor bulamadı. İkinci yarıda Mersin. Akın. Gerald Simmons. Gerald Simmons. Baseline'e yönelmek istedi. Koray iyi savundu onu. 7 saniye var. Şimdi Berkay tekrar. Gerald Simmons. 4 saniye. 3 saniye. Koray yine iyi savundu. Topu takımına kazandırdı. Koray çekici. Onun çabası takımına topu getirdi. Deniz kenarda Akın oyunda. Bir kez daha. Marius Watson. Reymanis'in perdesi var. Watson top halen kendisinde. Baseline'a pası. Erkin fake'ine cevap aldı. Döndü baseline'a. Çıkarmak istedi Rollins Reymanis ama orada ayak çizgide top kaybı. Hücumda Mersin. Berkay. Gökhan perdeye geldi. Berkay sinirli oldu. Freymanis karşısındaydı. Şimdi pası Akın Kandemir.
Akın girdi içeriye. Akın turnikesi isabetli. Akın Kandemir çifthaneye ulaşıyor 11. sayısı. Maris Watson hızlı getirdi topu. Watson hemen turnikeyle karşılık verdi. 24 sayı Maris Watson. Birebir zorladı Akın. Atışı isabetli değil. Faul beklentisi de vardı. Hızlı hücumu kesti şimdi Berkay. Yiğit'e yaptığı faul sonrasında. Maris Watson güzel bir pas içeriye, blok var. Can Berkkuş ikinci bloğunu yaptı. Nefis'te bir blok. Gökhan Yazıcıoğlu tekel maç. Çok güzel bir sekans izledik. Önce savunma ardından hücum. Oyun durdu bu arada. Evet, mücadelenin hakemi o noktada yerde kalmış. Ahmet Kemal Digilli'ye ilk müdahale yapıldı. Tekrar oyunda. Tekrar görev alanında. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ciddi bir sorunu yok. Cansevim hemen bu aradan faydalanarak kısa bir mola yapmış oldu oyuncularıyla. ...6-4 çeyrek skoru şu anda. Gaziantep lehine fark 1. İlk kez öne de geçti Gaziantep 3. çeyreğin başında. 4 dakika sona ermek üzere 3. çeyrekte. Maris Watson Akın'ın üzerine gitti. 2 sayılık atış Maris Watson isabetli değil. Rebound mücadelesinde top Erkin'de. Ardından Canberk hızlı hücum fırsatı şimdi ama... ...Erkay kesti driblingi. Akın. Topu aldırmadı. Gerald Simmons'a Yiğit Onan. Akın Kandemir pası. Ata. Ata şimdi tekrar çıkardı. 3 sayılık atış tepeden. İsabet geliyor Akın Kandemir. Süre dolarken Yiğit'in üzerinden 3 sayılık isabet. 59-55'e geldi skor. Son 5-25. 3. çeyrekte. Freymanis top istedi ısrarla. Maris Watson, Watson girdi içeriye. Maris Watson, Gökhan'ın hamlesi var. Hızlı hücum, Gera Simmons. Gera Simmons, bir de turnike. Üst üste sayılar Mersin'de, fark 6'ya çıktı. Bir anda tempo getirdi oyuna Mersin. Farkta 6'ya çıkmış oldu. Maris Watson. Freymanis iyi noktada topla buluştu. Topuna müdahale var. Ardından son dokunan Gökhan hücumu devam edecek. Ev sahibi takımın 7 saniyesi var. Gaziantep'li oyuncuların. Gökhan Yazıcıoğlu Ramazan'la değişti. Bir diğer tarafta Ata da Deniz'le değişiyor. Mersin cephesinde. Duşan da Gaziantep'te oyuna dahil oldu.
Marius Watson. Koray kendisini gösterdi, aldı topu. Tekrar Watson. Deniz'de kaldı. Marius Watson. 3 sayılık atış. Denerken faul düdüğü geldi. Deniz Çelen'in hamlesi. Atış sırasında faul. Marius Watson. 3 serbest atış kullanacak. Can Sevim de pozisyonu anlatmaya çalışıyor ama karar çıktı. Marius Watson. İlk atışında isabeti buldu. İki atışı daha var. İkincisi de isabet. Üçte iki çizgiden. Son 4,5 dakika 3. çeyrekte. Mersin'in faul hakkı dolmuş durumda. Gerald Simmons 3 sayılık atışı kullandı. İsabetli değil. Şimdi farkı azaltma fırsatı. Hızlı hücum. Çok da güzel bir pas. Sağ 12 Koray. Fark 2'ye kadar indi. Akın. Gerald Simmons. Gerald Simmons, pası Ramazan, verdi pasını Canberk. Canberk Kuş 3 sayılık atışa yöneldi. Canberk Kuş bugün çok fazla skor katkısı vermemişti. 5. sayısını yolladı ilk üçlü mücadelede. 3. çeyreğin son bölümünde geliyor. İçeriye indirilmek istenen top. Freymanis'in topuna müdahale. Canberk'te kaldı yine Roland Freymanis. Freymanis yardım savunması, o yardım savunması Deniz'den topu kazanmasını sağladı. Mersin takımının. Akın. Gerald Simmons. Ramazan'ın perdesi var. Gerald Simmons kaybetmedi topu, verdi pasını. 3 sayılık bir atış daha. Bunda da isabet var Akın. Üst üste üçlükler, 67-59 oldu skor. Son 3 dakikaya da giriyoruz. Koray. Koray penetre etti. Son anda pasını çıkarmak istedi. Hatalı yürüme kararı. Top kaybı. ...15-10'a taşıdı çeyrek skorunu Mersin. Son 2.50 3. çeyrekte. Akın. Gerald Simmons. Farkı çift taneye çıkarma fırsatıydı. Faul düdüğü geldi. Topu çalmıştı. O noktada Gaziantep ama faul düdüğü çıktı. Bir de teknik faul geldi yanlış görmediysem. Evet. Gaziantep Bencine de bir teknik faul.
Belki çift saniye çıkarma fırsatı şimdi. Teknik faulde isabet geldi. Dakika 42 saniye, 68-59'luk üstünlüğü Mersin'in. Akın. Akın Kandemir, Marius Watson'a sekti top. Marius Watson. Watson taşıdı topu. Yüksek posttan atış sırasında faul. Canberk faul yaptı. Dördüncü faulünü alınca çok sinirlendi Canberk Kuş. İki serbest atış kullanacak Marius Watson. ...68-61... çizgide hata gelmedi. Son 2 dakikaya doğru ilerliyoruz. Pas geldi. Şimdi Deniz 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil reboundu. O noktada çeken Ramazan. Geriden gelen Deniz var. Deniz reverse'ledi. Deniz topuna müdahale. Ronald Freymanis. 7 saniye kaldı. Berkay. Berkay kendisi adımladı bir faulde. Berkay sinirli oğluna. Alexander Mishula, 1992 doğumlu oyuncu, o da ilk kez süre alıyor Mersin formasıyla. İlk maçı. ...68-61'lik skor devam ediyor, son 2 dakikaya girdik. Berkay, Akın, Akın'ın pası. Mishula 3 sayılık atışa yöneldi. Sabitli değil, kısa kaldı atış. Duşan Cantekin reboundu yapıyor. Şimdi pas Erkin. Erkin üçlüye yöneldi. Onun atışı da isabetli değil ama Duşan'da kaldı top. Duşan çevirdi pası. Marius Watson. İki takımın da faul hakkı sona ermiş durumda. Son 1,5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Marius Watson baseline'da. Watson pasını aktarmak istediği müdahale var. Ayakla müdahale kararı. Hücum süresinin 14'e tamamlanmasını istedi. 2.3 kalmıştı hücum süresinde. Gaziantep molasındayız değerli basketbol severler. Son 1.31, 68-61. Gaziantep son 1.31. Üçüncü çeyrekte 68-61'lik üstünlüğü konuk ekibin. Yiğit Onan.
Marius Watson. 10 saniye var. Watson. İçeriye penetre etti Marius Watson. Çıkardı. Freymanis. Freymanis bir adım içeri vurdu. Orta mesafe isabetli değil. Rebound geliyor. Oladan boş hücum geldi. Ev sahibi takımda. Şulan'ın pası. Berkay. Berkay penetreye başladı. Verdi pasını Deniz Çelen. 3 sayılık atış kullandı. İsabetli değil. Rebound Yiğit de ileride bomboş. Erkin şimdi ona pas. Erkin. Duşan gelmişti geriden. Watson'ı gördü. Marius Watson. Marius Watson. Güzel bir pas. Basket faul. Duşan Cantekin. Bir de serbest atış kullanacak Duşan Cantekin. Atış kaçtı. Son 40 saniyenin içerisindeyiz. Üçüncü çeyrekte hücumda Mersin. Ata. Deniz'in pası. Akın topuna müdahale var. Kaybetmedi. Akın iyi çekti topu Akın Kandemir. Üçlüye de yöneldi Akın. İsabetli değil. Rebound Duşan'da. Farkı biraz daha azaltarak çeyreği kapatma. Son çeyreğe avantajlı girme fırsatı. Yiğit Onan'ın fake 3 sayılık atış. Yiğit Onan. Çok kritik bir üçlük fark 2'ye iniyor. Son 10 saniye 3. çeyrekte. 68-62 fark 2'ye kadar indi. Faul düdüğü. Faul düdüğü Erkin'in ikinci hamlesi için faul düdüğü geldi. İlk anda topa dokunmayı başarmıştı ama sonrasında tekrar hamlesi faulü getirdi. İki serbest atış gelecek. 2-8 numaranın mücadelesinde. Koray oyuna dahil oluyor. 5.2 kalacak atışların ardından. İlk atışı isabetli Berkay'ın. Akın Kandemir 17 sayıyla en skorer isimlerden takımı adına. Gary Simmons'ın da 17 sayısı vardı. İkinci yarıda çok görünmedi Gary Simmons. Bu noktada 2'de 2 geldi. 5.2 var. Bakalım 5.2'de bir isabet gelecek mi Gaziantep lehine? 4 sayılık avantaj. Marius Watson. Faul hakkı yok Mersin'in. Watson iyi taşıdı topu. 2 sayılık atış Marius Watson. Marius Watson 30 sayı. Nefis bir final oldu Gaziantep lehine. Marius Watson farkı 2'ye indirerek son çeyreğe de Gaziantep'in umutlu gitmesini sağlıyor. 2 sayılık fark. Çeyrek skoru 19-17, 19-18 Gaziantep lehine sonuçlanmış oldu böylelikle. 30 sayılık performans Marius Watson. 8 asist, 4 rebound, 1 top kaybı, 2 top çalma. Tam 36 verimlilik puanı. Bench'ten 12 sayılık katkı aldı ev sahibi takım. Toplamda 46 sayı iki oyuncusundan Marius Watson ve Koray Çekici'den ki Koray ikinci yarıda yine çok fazla devrede değildi. Gerçekten keyifli bir mücadele izliyoruz. İşte istatistikler, öne çıkan isimler ekranlarınızda. Son çeyrekte tekrar sizlerleyiz.
Heyecan tümüsüyle devam ediyor. Mersin iki sayılık avantajı. Bakalım koruyabilecek mi son çeyrekte? Ve hücum faali başlıyor. Mersin takımı top kaybı. İbrahim Ethem Gerasimas'ı savunuyordu. Top kaybıyla başlıyor Mersin. Marius Watson beraberlik fırsatı şimdi. Watson iyi taşıdı topu. Marius Watson'ın turnikesi kaçıyor. Rebound mücadelesinde top sekti. Son hamle Mersin'den ama Gerasimas takımına kazandırmayı başardı topu. Berkay iyi penetre etti. Atışı kaçtı. Rebound mücadelesi. Top orada Yiğit Onan'da. Ethem. Pas geldi Watson. Şut kullanmadı. Ramazan karşısındaydı. Şimdi Yiğit Onan 3 sayılık atış sağ forvetten isabet değil. Rebound'u ata çekiyor. İyi de sakladı topu. Takımına getirdi. 70-68'lik skor. Berkay. Ata tekrar Berkay ile oynadı. Berkay sinirli oldu Ramazan. Gerald Simmons'a elden teslim etti. Gerald Simmons zor bir şut. Gerald Simmons. Tekrar ben buradayım diyor o da. ...19 sayıya ulaştı Gerald Simmons. Yiğit Onan. Yiğit 2 sayılık atışa yöneldi. İsabetli değil. Rebound geliyor Marius Watson. Gerald Simmons. Simmons yine gitti çembere. 2 kişiye rağmen Gerald Simmons. 4-0'la başladı Mersin. Gerald Simmons'ın hamleleri ardından ayakla müdahale. Bir top kaybı gelmişti ama ayakla müdahale kararı çıktı. Hücumu devam edecek Gaziantep'in. Marius Watson. Şimdi Koray içeriye yöneldi. Gökhan savunmasında Watson. Fake'ine cevap aldı, verdi pasını. Ethem iyi girdi içeriye. Ethem basket faali oluyor. İbrahim Ethem Yılmaz. Köşeden baseline'la içeriye iyi girdi. Basket bir de faul. Çizgide şimdi İbrahim Ethem. İlk sayısı aynı zamanda. İbrahim Ethem istediği gibi bir serbest atış kullanamadı. Bir dakika 45 saniye geride kaldı son çeyrekte. Ramazan. Ramazan'ın pası Gerald Simmons. Fark 4. Gerald Simmons. Gökhan Yazıcıoğlu tekrar Simmons. 5 saniye kaldı. Gerald Simmons yine zor bir atışa yöneldi. İsabetli değil orada. Çiftleriyle tiplemek istedi Ramazan. Şimdi hızlı hücum. 4'e 1 pozisyondu. Orada son olarak Koray aldı topu. Sağ eliyle tamamlıyor. Fark tekrar 2. 4-0'lık seriye 4-0'la karşılık Gaziantep cephesinden. Ramazan'ın perdesi. Berkay. Berkay Sinirlioğlu'nun pası atağa 3 sayılık atışa yöneldi. Hiçbir şeye değmedi top. Mersin'den bir boş hücum daha. Faullüdü. Berkay hemen hızlı hücumu kesti. Canberk tekrar oyunda. 4 faulü oyunda Canberk. Ata kenara geliyor. İki buçuk dakika geride kalmış durumda son çeyrekte.
Koray. Yiğit Onan. Yiğit üçlüye yöneldi. Yiğit isabeti bulamadı. Dokuz sayısı var Yiğit'in, o da. 9 sayı, 7 rebound, 1 asiste önemli katkı verdi bench'ten gelerek. Gera Simmons. Simmons birebiri zorladı. 2 kişinin üzerine gitti. Zor atış isabetli değil. Top onda kalıyor. Gera Simmons yine bitiremedi ama. Jump back tipliyor. Gera Simmons çok müsait pozisyonda tamamlayamamıştı ama jump back onun imdadına yetişti. Tek eliyle tipliyor. Fark tekrar 4. Kritik bölgede fark. Mersin tekrar çift haneye çıkabilmiş değil. Şimdi Marius Watson çok zor bir pasa yöneldi. O pas da geçmiyor. Koray faulü yapan isim. Berkay topu getiriyordu. Ona yapılan hareket. Gera Simmons kenara geldi. Akın oyunda. Feymanis de Duşan'la değişiyor. Akın Kandemir. Akın. Ramazan'ın perdesi. Akın Kandemir. Ramazan'a iyi oynadı ama blok var orada Koray. Ramazan'da kaldı top 5 saniye. Gökhan Yazıcıoğlu müsait pozisyonda. Tek eliyle bitiremiyor. Koray da reboundu çekti. Marius Watson farkı azaltma fırsatı bir kez daha. Watson. Faulüdü. Gökhan Yazıcıoğlu'nun faulü. Mersin'in faul hakkı sona eriyor böylelikle. Ramazan hatayla değişti. Watson topu oyuna sokacak. Mersin'in faul hakkı yok. Yiğit Onan. Yiğit. Yiğit'in pası içeriye indi top Koray. Koray Canberk savunmasında. Canberk yine temaslı savundu ama Koray 20. sayısını buldu. 5 rebound 4 asist 20 sayı. Koray çekiciden. Berkay fark 2. Akın. Erkin savunmada Gökhan'la ikili oyun. Şimdi Gökhan Yazıcıoğlu köşeyi gördü. Canberk 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil. Ata var orada. Ata'ya yapılan faul. Yerde bir faulüdü. Gaziantep'in ikinci faulü. 30 sayı. 10 asiste triple double. Marius Watson yine asistlerine doyamadı. 4 de reboundu var. 2 top kaybı, 2 top çalma. 36 verimlilik. Bir diğer tarafta 20 sayı. 6 rebound, 4 asist, 1 top çalma, 2 blok, tam 30 verimlilikte Koray. Enfes bir gün çıkarıyor Koray çekici. Mola geliyor değerli basketbol severler Mersin cephesinden. 76-74'lük üstünlüğü Mersin takımının son 5-25 mücadelede. Hücumda olan taraf Mersin. Bakalım. Bu hücum için nasıl bir set izleyeceğiz hep birlikte göreceğiz. Yiğit Onan 4. faulünü aldı, kenara geldi. 9 sayı, 7 rebound, 1 asist, o da bench'ten gelerek. 24 dakikada önemli bir katkı verdi takımına. Bench'ten toplam 14 sayılık katkı, 9'u Yiğit Onan'dan geldi Gaziantep cephesinde. Mersin'e baktığımızda 21 sayı, 6 asist, 4 rebound, 3 top kaybı, 1 blokla. Gera Simmons 23 verimlilikte ve en skorer isim konumunda. Onu takip eden isim ise Akın Kandemir. Bench'ten gelerek 17 sayı, 1 asist, 1 rebound, 2 top kaybı, 1 top çalma ile oynadı. Şu ana kadar bench katkısı konuk ekibinde 22 ve bunun 17'si Akın Kandemir'den gelmiş durumda. Çifthaneye çıkan iki oyuncu daha var. Berkay Sinirlioğlu ve Gökhan Yazıcıoğlu 12'şer sayıdalar. 11 top kaybı Gaziantep cephesinden. 11 top kaybı yine Mersin cephesinden. Birbirine yakın istatistikler görüyoruz. 10 asist farkı var. Mersin'in daha fazla asist yapmış durumda.
düzeltiyorum. Daha fazla asist yapmış durumda Gaziantep. 3 farkla 21 asisti var ki bunun 10'u Marius Watson'dan gelmiş durumda. Mola dönüşünde hücumda Mersin. Akın Kandemir. Akın. İki faul hakkı daha var Gaziantep'in. Akın Kandemir kaybetmedi. Topu girdi içeriye. Gökhan Yazıcıoğlu alır almaz tekeriyle. İsabet yok. İstediği gibi bir hücum gelmedi Mersin'in oyunculardan. Marius Watson. Watson beraberlik fırsatı. Dışarıya çıkan top. Üç sayılık atış. Freymanes isabetli değil. Hücumda şimdi Mersin. Berkay. Ata dışarıya devrildi. Ata şut kullanmadı. Ata penetre etti. Şimdi geldi o hatalı yürüme. Top kaybı. Kritik anda bir top kaybı. 4.45. Mücadelenin sonuna. Hücumda şimdi Gaziantep basketbol. Freymanes. Collins Freymanes. Top kaybı geldi Gökhan Yazıcıoğlu. Top ondan dışarıda. Hayır. Evet, top Gaziantep'li oyunculardan dışarıda diyor mücadelenin hekimi. Karar değişmedi. Freymanes'in de itirazını görüyorsunuz. İki sayılık fark devam ediyor. Skor bulamadı bir süredir iki takım da. Son 4 dakikaya doğru ilerliyoruz. Canberk de hücumda Mersin. Gökhan Yazıcıoğlu. Gera Simmons. Gera Simmons iyi çekti. Gera Simmons'ın atışı. Gera Simmons'ın sayısı geliyor. ...23 sayıya ulaştı Simmons. Marius Watson. Watson'ın penetresi. Vazgeçti. Freymanis'i buldu. Freymanis'ten Watson tekrar. Watson çok uzaklaştı potadan. Şimdi penetresi. Marius Watson tek eliyle. Marius Watson yazmaya devam ediyor. 32. sayısı. Fark tekrar 2. Son 3,5 dakikadayız. Canberk. Canberk Kuş. Aslında Gera Simmons. Gera Simmons faulüydü. İbrahim Ethem'in faul yaptığını belirliyor mücadelenin hakemi. Gaziantep'in bir faul hakkı kaldı böylelikle. Donan iyi savundu topu ama Gera Simmons topun kontrolünü sağladı. Simmons iki kişilik baskı vardı. Akın. Akın Kandemir. Birebiri Koray'la Akın faul alıyor. Faul alıyor. Yerde bir faulüdü daha. Koray'ın faulü. Gaziantep'in de faul hakkı sona ermiş oldu böylelikle. Koray da dördüncü faulünü yapmış oldu. 20 sayı, 6 rebound, 5 asist, 1 top çalma, 2 blok. Top kaybı yok. Tam 31 verimlilik Koray Çekici'den. Yine yakın savunuyor Koray. Berkay. Gökhan'ı iyi savundu Koray. Şimdi ona pas. Gökhan tekrar Berkay'a. Çok güzel indirdi, basket faulü alıyor. Berkay sinirli oğlu Marius Watson'ın savunmasında. Gökhan o ekstrayı çok doğru zamanda yaptı. Berkay Sinirlioğlu'na pası yolladı.
Berkay'ın sayısı geldi. Gökhan Yazıcıoğlu da 12 sayı, 5 rebound, ilk asistini şimdi yapmış oldu. Bir top kaybı, bir top çalmayla mücadele ediyor Gökhan Yazıcıoğlu. 3 sayılık hücum geldi değerli basketbol severler. Mersin'de Berkay'dan. Son 3 dakikaya giriyoruz. 81-76'lık üstünlüğü ev sahibi takımın. Marius Watson. Freymanis çıktı perdelerden. Sevdiği şutlar. Freymanis üçlüğü yolluyor. Nefes almasına izin vermiyor rakibinin Gaziantep. 81-79. Gera Simmons. Simmons taşıdı topu. Verdi şimdi pasını Berkay. İki takımın da faul hakkı yok. 4 saniye. Berkay çok uzaklardan atışı isabetli değil. İtonan reboundu çekti. Kritik bir hücum şimdi Gaziantep adına. Freymanis. Zor bir şut. Rollins. Freymanis. 5-0 seri. 81-81. Çok kritik anda devrede Freymanis. Akın. Akın'ın pası iyi noktaya. Gökhan Yazıcıoğlu bitmiyor pozisyon. Koray'ın müdahalesi. Koray'ın bloğu geliyor. Yiğit Onan öne geçme fırsatı son 1.40'lık bölümde. Ev sahibi takım için. Marius Watson son 10 saniye. Marius Watson girdi içeriye. Watson turnikesi isabetli. Mola Can Sevim'den 34 sayı. 34 sayı Marius Watson. Enfes bir mücadele son 1.5 dakikada. Öne geçiyor Gaziantep. İkinci kez üstün. Gaziantep basketbol son çeyrekte ilk kez toplamda 1 dakika 51 saniye üstün kaldı. Gaziantep basketbol ve son 1.5 dakikaya 2 sayılık avantajla girmeyi başardı. ...15-11 çeyrek skoru Gaziantep lehine. 8.5 dakikada iki takımın da en az skor bulduğu çeyreği oynuyoruz ama rakibini 11 sayıda tutmayı başardı Gaziantep. Gerçekten harika bir karşılaşma. Hücumda şimdi Mersin. Erkay. Gera Simmons tekrar oyunda o da. Gera Simmons faulüdü. İki serbest atış gelecek. Erkin hemen el gösterdi ama burada gelen faul Mersin'in lehine. Gera Simmons iki atış için çizgide şimdi. İlk atışı yine isabetli. 4'te 4 oldu Gera Simmons. Gary Simmons 2'de 1 geldi. 83-82. Marius Watson farkı 3'e çıkarma fırsatı şimdi Gaziantep lehine. Watson, Koray 4 faullü oyunda. Yiğit 4 faullü oyunda Gaziantep cephesinde. Marius Watson son anda Yiğit'i çıkardı baskı gelince. Yiğit hücum faul. Hücum faul Yiğit Onan. 5. faulü Yiğit Onan'ın. Yiğit'in itirazları da devam ediyordu. Günü noktaladı Yiğit. Kritik anda geldi bu karar. 9 sayı, 9 rebound, 1 asist, 1 top kaybıyla 9 verimlilikle kapattı Yiğit.
26,5 dakikalık performansı bu şekilde. 83-82 Mersin adına öne geçme fırsatı. Son 50 saniye mücadelede. Gökhan. Gera Simmons. Simmons verdi pasını. 3 sayılık atış kritik anda. Berkay'ın atışı kaçtı. Döndü. Can Berk bitirmek istedi. Başarılı değil. Müsait pozisyonda ama bitiremiyor. 5. reboundunu çekti Marius Watson. Watson birebir oynuyor. Son 30 saniye. Süreyi de kullandı. Marius Watson 7-6. Faul hakkı yok. Mersin'in Freymanis 3 sayılık zor bir atış. İsabetli değil o noktada. Koray vardı. Top yine Gaziantep'li oyuncularda ve faul geliyor. Faul geliyor. Çok kritik anlar. Mersin cephesinin de 24 saniye süresinin noktalandığına dair itirazı var. Faul geliyor. Çok kritik atışlar. Erkin. İlkinde isabeti buldu Erkin. 84-82. Çok kritik bir atış. Erkin. Erkin'in atışı kaçtı. Son hücum Mersin'de. Şimdi pas geldi köşeye. Akın iyi girdi içeriye. Topuna müdahale. Marius Watson. Marius Watson maçı takımına getiriyor. İnanılmaz bir mücadele. İnanılmaz bir son. İnanılmaz bir son. Marius Watson daha neler yapacaktı acaba? Mükemmel bir performans. Sezonun en etkileyici işlerinden biri Gaziantep'in 13 maçlık seriyle, galibiyet serisiyle buraya gelen Mersin'i mağlup etmesi ve üstelik böyle bir performansla mağlup etmesi gerçekten inanılmaz. 34 sayı Marius Watson, 11 asist, 5 rebound, 2 top kaybı, 2 top çalma, 42 verimlilik, inanılmaz. Koray Çekici 20 sayı, 7 rebound, 6 asist, top kaybı yok. 2 top çalma, 3 blok, 34 verimlilik. Bu iki isim çift haneye çıktı. İnanılmaz bir mücadele getirdi bize. Mersin cephesinde 24 sayıyla Gerald Simmons en skorer isim, 6 asisti, 4 reboundu vardı. Bir diğer tarafta 17 sayıyla bench'ten gelen Akın Kandemir'in etkili performansı. 15 sayı Berkay'dan, 12 sayıda Gökhan Yazıcıoğlu'ndan mükemmel bir performans. İki takımdan da harika bir mücadele. Toplamda 34 dakika 9 saniye lider olan taraf Mersin'di. 3 dakika 21'de fişi çekmeyi başardı Gaziantep. Mersin Büyükşehir önümüzdeki hafta 8 Nisan Pazartesi günü 20'de Sigortam.net'i evinde konuk edecek. 8. mağlubiyetini aldı Mersin takımı. Gaziantep cephesi ise 6 Nisan Cumartesi günü 13'te Alagöz Holding Iğdır Basketbol Deplasmanı'na gidecek. Onlar da 21. galibiyetini aldılar ve galibiyet serisini 3 maça çıkardılar. Devam eden mücadelede 43-39 Ankara Gücü İkonmenkul'ün üstünlüğü var. 3. çeyrekte 1,5 dakika geride kalmak üzere. Saat 8'de Semt 77 Yalova Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbol mücadelesiyle haftayı kapatacağız. Ben Deniz Mehmet Antep. Mücadelenin anlatımı da sizlerleydim. Sürçülisan ettiysem affola. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek bu güzel spordan Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.